Merhabalar. 2024 yılında bizleri neler bekliyor? Onları değerlendireceğiz. 2024'ün ilk önemli hareketi Plüto'nun tekrar Kova burcuna geçmesi. Plüto geçen yıl aslında 23 Mart'ta bir Kova'ya başlamıştı transitine, fakat geri hareketiyle Oğlağa döndü. Ve 20 Ocak'ta tekrar Kova'ya geçecek. Bu ne anlama geliyor? Jenerasyon gezegenlerinin hareketleri bizde çok derin, uzun vadeli, kalıcı etkilere sebep oluyorlar. Ve evrensel anlamda kolektif gezegenler Uranüs, Neptün ve Plüto evrensel anlamda bizi etkiliyor ve dünyanın gündemini belirliyor. Oğlak'tan Kova'ya geçiyor. Oğlak neydi? Disiplinli çalışmak, bir hedef belirlemek, kararlı bir şekilde en tepeye doğru çıkmakla ilgiliydi ve toplumsal yararla ilgiliydi. Dolayısıyla hep Plüto'nun dönüşüm özelliğiyle birlikte değişen dünya düzeni, çünkü Oğlak Burcu düzenle ilgiliydi. Plüto bu düzeni alt üst edecek, dönüştürecek, yeniden yapılandıracak bir etki gönderiyordu. Ve nelerle yaşadık bunu? Tabii en sonunda şu anda savaşla birlikte dünyanın yeni bir düzene doğru gittiğini görüyoruz. Plüto Kova'dan geçtiğinde bu toplumsal düzen, Oğlak Burcu toplumla ilgili demiştik, Kova bireyle ilgili. Yani gücün el değiştirmesi, toplumdan bireye geçmesi, özgürlüklerin, eşitlikçi yaklaşımın, Kova Burcu'nun anahtar kelimeleri özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bu konularla ilgili dünyada hareketler olacak. Tabii ne olacak? Kova'nın temsil ettiği isyanlar, ayaklanmalar, başkaldırılar, bireysel hareketler. Ve bu yıl 2 dereceye kadar hareket edecek Plüto Kova Burcu'nda. Geçen yıl 1 dereceye kadar gitmişti, geri dönmüştü. Yine bir kısa bir Oğlak transiti olacak. Bu Oğlak transiti 29 derecede artık Oğlak'tan çıkarken Yengeç, Terazi, Koç ve Oğlak burçlarında gezegen ve noktaları olanlar için son bir ayarlama zamanı. Ne demek bu? Plüto bir gezegenimize, haritamızda bir noktamıza temsil ettiği zaman, değdiği zaman, temas ettiği zaman bizim artık o konularla ilgili daha önce olmadığımız bir halde olacağımız anlamına geliyor. Yani kabuğumuzu değiştirmemiz gerekiyor, deri değiştirmemiz gerekiyor. Ve 29 derecede özellikle Oğlak, Koç, Terazi, Yengeç burçlarında gezegen ve noktaları olanlar için bu yıl artık köprüden önce son çıkış. Yani hem olumlu hem olumsuz anlamda değerlendirilebilir. Çünkü bu burçların bireysel anlamda dönüşmesine etki edecek bir transit vardı. Ve birkaç yıldan beri, çünkü yavaş hareket eden gezegenler bir derecede bazen birkaç yıl boyunca o dereceye geliyor, gidiyor, geri dönüyorlar, tekrar geliyorlar. Geçen sene de 29 dereceye gelmişti Plüto. Dolayısıyla artık bu yıl son bir transitini yapacak 29 dereceden ve 0 derece Kova'dan başlayacak. Ve Kova Aslan, Boğa ve Akrep burçları için bir yeni döngü başlıyor demek bu. 0 ve 2 derece arasında demiştim bu yıl hareket edecek Kova burcunda Plüto. Dolayısıyla bu burçlar şimdi dönüşüm etkisini alıyorlar. Ve ne demek dönüşüm? Tabii sancılı bir süreç. Hem psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda olabilir. Toplumsal, aile, haritamızın neresini temsil ediyorsa o denk düşen, güneşimize eğer açı yapıyorsa, dolayısıyla yaşam ışığımız, yaşam enerjimiz sınanmış oluyor. Bizi zorlu zamanlar bekliyor demektir. Venüs'ümüz ilişkiler anlamında zorlu bir dönemden geçeceğiz. Yani eski ilişki modellerimizi bırakmamızı istiyor Plüto bizden. Plüto
değdiği zaman bir yere eski modelleri bırakmamız gerekiyor. İşimize yaramayan, artık kullandığımız zaman bize zarar veren özelliklerle vedalaşmamız gerekiyor. Bir temizlik arınma, Plüto temizlik arınma. Tabii nasıl oluyor bu temizlenme ve arınma? Derinlere inerek dip köşe temizlik yapacağız. Yani koltuğun altına girmekten, yer altına girmekten çekinmeyeceğiz. Kendimizin karanlık yönleriyle yüzleşmek, Plüto yüzleşmekle ilgili, karanlıklarımızı görmekten, başkalarına göstermekten çekinmeyeceğiz. Derin hem kendimizle hem dünyayla derin bir ilişki kuracağız ve dürüst bir ilişki kuracağız. Ve karşımızda bizi gösterecek olan olaylara cesaretle direneceğiz, daha doğrusu karşılayacağız. Kendimizi saklamayacağız. Hem kendimizden hem de başkalarından saklanmayacağız. Plüto'nun bize vaat ettiği gücü, Plüto güçle ilgili bir gezegen, vaat ettiği gücü kazanabilmemiz hem bırakmaya, hem yüzleşmeye, hem derinlere inmemize bağlı. Bu tabii ne anlama geliyor? Derinlere inmek ve yüzleşmek zaman zaman psikolojik anlamda bir destek de olabilir. Dolayısıyla kendimizi yeniden oluşturmamız, dönüşmemiz Plüto'ya cesur bir şekilde karşılık vermemize bağlı. Bu yıl Plüto 0-2 dereceler arasında Kova burcunda olacak ve 0-2 dereceler arasında Kova, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarında olanlar için zorlayıcı, deri değiştirmeleri gereken bir yıl. Tarihlere baktığımız zaman da 11 Haziran'da Mars Plüto ile kare yapacak ve 10 Haziran'da da Ay bu kare açıyı T kareye dönüştürecek. Dolayısıyla bir T kare açı kalıbı oluştuğu zaman da bu güçlü bir hareket enerjisi, savaş, mücadele enerjisi, artık duramayacağımız, bir direnemeyeceğimiz bir enerji. Tabii sabit burçlar, bu bahsettiğim Kova, Aslan, Akrep, Boğa burçları sabit burçlar. Ve sabit burçlar değişmeye gönüllü olmayan burçlar. Yani kabuklarını en zor değiştiren, derilerini en zor değiştiren burçlar. Ellerindekini en zor çıkaran, sahip olmak, tutmak, düzenin bozulmasını istemeyen, elindekileri bırakmak istemeyen burçlar. Dolayısıyla onlar bir etki aldıkları zaman diğer öncü ve değişken burçlardan daha zorlayıcı bir şekilde karşılama ihtimalleri var. Bu zorlayıcı etkiyi büyük ihtimalle geçen yıl, çünkü dediğim gibi bir dereceye kadar gelmişti Plüto Kova burcuna ve bu yıl yaşayacakları olayların aslında fragmanını geçen yıldan görmüşlerdi. Yani neleri bırakmaları gerekiyor, nelerle vedalaşmaları gerektiğini, sinyallerini vermişti Plüto ama geri gitti demiştim, oğlağa döndü. Şimdi tekrar geliyor Kova'ya. Eğer o zaman direndilerse, o zaman emin olamadılarsa neden vazgeçmeleri gerektiği konusunda, şimdi bu yıl hayat onlara ya kendileri karar verecekler ya da hayat onları bazı şeylerden vazgeçmek zorunda bırakacak. İlk etki dediğim gibi 11 Haziran'da, daha sonra 3 Kasım'da Plüto Oğlak'tayken bir Mars karşıtlığı olacak ve bu açıyı da 31 Ekim'de yine Ay tetikleyecek ve tek kare yapacak. 3 Kasım'da da yine Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının son derecesinde, 28-29 son iki derecesinde, çünkü transitler en güçlü etkilerini en fazla 1-2 derecelik orbla, toleransla bize gösteriyorlar. Dolayısıyla 3 Kasım'daki bu Mars-Plüto karşıtlığı da bu burçlar için çok önemli ve son artık transitini yapacak Oğlak burcunda Plüto. Ve 2044 yılına kadar Kova burcunda olacak Plüto. 2044 yılına kadar 20 yıl boyunca Kova burcunda bizi, Kova, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarını önemli bir dönüşüm sürecinden geçirecek. Tabii diğer özelliklerine baktığımız zaman Kova akılla ilgili bir burç.
Daha önce Oğlak neydi? Daha uygulamacı, pratik, hedef koymakla ilgiliydi. Kova ise teoriyle ilgili. Oğlak uygulamayla ilgiliydi. Kova da teoriyle ilgili, akılla ilgili. Dolayısıyla hayatımıza ne girdi? Yapay zeka girdi. Tabii bu süreç uzun zamandan beri kova çağı laflarını duyuyoruz ama henüz daha kova çağına girmedik. Ama yaklaşıyoruz. Yaklaştığımızın sinyalleri yavaş yavaş, zaten bir anda olmuyor. Alışa alışa o süreçler yaşanıyor. Ve şimdi tabii teknoloji çağı, teknolojik krallıklar, hatta daha önceden devlet yöneticilerinin sözleri geçerken şimdi mesela Elon Musk'ın söylediği bir laf dünya gündemini devlet büyüklerinin sözlerinden daha fazla etkiliyor, değiştirebiliyor gibi akılla ve teknolojiyle güçlerini kullananlar için parlama çağı diyeceğimiz bir dönem bu Plüton'un kova geçişi. Bir de şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi jenerasyon gezegenleri dünyasal olarak tabii tüm insanlığı ilgilendiriyor. Oğlan gölgelerinden, daha doğrusu bizi etkileyen özellikleri karamsarlık ve keder, hüzün gibi şeylerdi. Bunu nasıl değerlendirebiliriz sembolik olarak? Mesela dünyadaki antidepresan kullanımının en yoğun olduğu zamanlardı. Oğlak sürecinden geçen jenerasyon gezegenlerinin geçtiği zamanlar Oğlak'tan geçerken. Şimdi Kova tabii akılcı bir burç olduğu için, yani Oğlak burcunun gölgeleri neydi? Karamsarlık, bir hedefine ulaşamadığı zaman kendini yetersiz hissetmesi, yaptığı işlerden memnun olmaması. Zaten bize o süreçte, Plüto Oğlak sürecinde en çok duyduğumuz şey, kendini gerçekleştir, hedeflerini belirle, işte hedefine git. Bu baskı. Oğlak gene baskıyla ilgili, Plüto baskıyla ilgili ve insanlığın üzerinde bu baskı vardı. Hedefini gerçekleştir, kendinin en iyi haline gel. Bunu yapamayan bireylerde hem toplumsal anlamda hem bireysel anlamda tabii bir hem bireysel bunalım hem dünyanın genelindeki bir bunalımdan bahsedebiliriz. Psikolojik bir süreçte aynı zamanda. Fakat şimdi Kova burcu hem eril bir burç, hem kendi inisiyatif alabilen bir burç, aklını kullanabilen bir burç ve birey olarak kendini ifade edebilen bir burç. Dolayısıyla o karamsarlıktan kendi içindeki özgün yönünü, kimseye benzemeyen birey olarak kendini keşfetme sürecinde daha özgür davranacağımız zamanlara geçiyoruz anlamına da geliyor bu. Aklımızı kullanabileceğimiz zamanlara, tarafsız olabileceğimiz, hem kendimize hem dünyaya karşı kendimizi suçlamayacağımız, Oğlak burcu suçlamakla ilgili, sen beceremedin, yapamadın. Kova ise benim tarzım bu, ben böyle yaptım, böyle istedim, böyle oldu diyebilen bir burç. Tabii şimdi dünyayı bir insan olarak değerlendirmiyorum tabii ki, ama yani kolektif bizi böyle etkiliyor. Birey olarak herkesin tabii ki özel hem sorunları var, hem şansları var, fırsatları var, krizleri var, hepsi var. Ama dünyanın bütününe baktığımız zaman kolektif gezegenler bir dönemi belirliyorlar. Dönemin özelliklerini de belirliyorlar dünyanın. Ve şimdi Plüto Kova'ya geçtiğinde artık bütün gezegenler Kova'daki, Oğlak'taki süreçlerini bitirdiler. Çünkü Neptün ve Uranüs de geçti daha önce Oğlak burcundan. Onlar bitirdi. Kova'dan da geçtiler. Kova sürecini de bitirdiler ve en son noktayı Plüto koyacak. Çünkü Plüto en yavaş hareket eden gezegen, en arkadan geliyor ve dönemin özelliğinin son artık rötuşlarını o yapıyor ve 2044'e kadar artık bizim görevimiz birey olmak. Bireyin haklarını, insanlığı sevmek, insan haklarıyla ilgili, hem kendi haklarımızla ilgili mücadele etmek ve bunu yaparken de tabii neye neden isyan ediyoruz, hakkımızı nasıl arıyoruz kısmını da aklımızda tutmamız gerekiyor.
Tabii hem Oğlak hem Kova burcunu Satürn düzenliyordu. Oğlan da Kova'nın da yöneticisi Satürn, yani Plüto Satürn'ün yer aldığı burçlara göre de belirleyici olacak hayatımızda. Yani Satürn mesela şimdi Balık burcunda 2 yıl boyunca hem sezgilerimiz devrede hem aklımız devrede. Satürn burç değiştirdikçe bizim de o Plüto'yu yaşama biçimimiz de değişmiş olacak. Bu sene dediğim gibi 2 dereceye kadar ilerleyecek Plüto Kova burcunda ve daha geçen yıldan bize haber vermişti neleri bırakmamız gerektiğini. Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarında gezegen ve noktaları olanlar dönüşüme gönüllü olabilirlerse Plüto'nun bize vaat ettiği güce kavuşacağımız anlamına geliyor. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz ve 2024 ve daha sonraki bütün seneler bize mutluluk, huzur, sağlık getirsin.